Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Bugün beni göremiyorsunuz hemen sebebine geleceğim. Biliyorsunuz havalar soğudu ve benim bir bahçem var. Bahçede zepselerim var ve onları kökünden söktüm arkadaşlar. Bahçeyi bir temizledim üstüm başım çok pis halde. O yüzden ekran karşısına çıkmadım. Yarın tekrar çıkarız. Bugün de şöyle kısa vadiye bakıp geçeceğiz. Böyle detaylı analize girmeyeceğiz. İki gündür uzun videolar çekiyorum. <laughs> yani bazılar rahatsız oluyor tabii. Video niye uzun diye. Bugün tam size göre bir video var. Kısa bir video. Hemen duruma değinelim. Bakın arkadaşlar. Burada alçalan bir üçgen formasyonundan bahsettik. Değil mi? Neydi bu? Şöyle. Tepeler alçalıyor. Dipler yatay gidiyor. Ve bu formasyon genelde aşağı kırılıyor. Ama ne yaptılar? Yukarı kırdılar. Değil mi? Bunlardan bahsettik size. Normalde rites gelecekken tekrar altına gitti. Yani hala bu üçgen formasyonu aktif durumda. Alçalan üçgen formasyonu. Ve her formasyonun bir hedefi vardır. Şimdi bu formasyonun hedefi ne? Önce oraya bir geleyim. Bakın şöyle derinliğini çiziyoruz. Tamam. Alıyoruz. Kırıldığı yere kaydırıyoruz. Ve hedefi de burası olur. Bu alçalan üçgen formasyonunun. Oraya da bir yatayı çizelim. Unutmamak için arkadaşlar neresi olduğunu 13.900'ü gösteriyor. Biliyorsunuz 13.900 bizim için <laughs> çok önemli bir destek. Geçmiş yıllarda önemli dirençli bakın nasıl da oturdu gördünüz mü arkadaşlar? Tam milimetrik oturdu. Yani kapanış bazında bizim rekorumuz vardı 2017 Aralık ayında. Daha sonra arkadaşlar 14.000 dolara mini bir rally geldi. Fincan kulp yaptı. Boğa geldi. Şimdi de fincan kulpu retest edebilir. Çok önemli seviye. Ve üçgenin hedefi de tam olarak orasına geliyor arkadaşlar. Bakın birlikte çizdik az önce tam oraya geliyor. Yani oraya düşme riski var mı? Evet var. Ne olmadıkça düşme riski var. Oraya geleyim. Birkaç gündür bahsediyorum arkadaşlar. Biz alçalan trendin yeşil çizginin tekrar üzerine atacağız. Hem de buradaki yatay çizginin üzerine atacağız. Yani şu hareketi görürsek Pardon arkadaşlar. Yani şu çizginin üzerinde 4 saat kapatırsak o zaman hedefimiz de 20 bin dolar olur. Orayı kırmamız durumunda 21 bin dolar. Daha sonra 22 bin lira bile gidebilir. Örnek. Sırasıyla dirençleri takip edeceğiz. Direnç kırılmadıkça da düşme riskimiz var. Bir de şöyle anlatayım size. Kısa vadeli bir yükselen trend oluşmuştu birkaç gündür. Biz onu da kırdık arkadaşlar. Şimdi bazen ne oluyor? Trend kırılıyor. İnsanlar short açıyor derken bir retest yükselişi geliyor, kırdı çizgiye retest geliyor. Daha sonra da yeni bir düşüş dalgası yapıyor arkadaşlar, tamam mı? Yani bunu görebiliriz. Dikkatli olmak lazım. Burada da bir ayı bayrağına benzer bir formasyon oluşturabilir. Her şey mümkündür. Yani biz şu an için yükselen trendi kırdık kısa vadeli retest gelirse nerelere gelebilir? 17.500 seviyelerine gelebilir. Orları dikkatle izlemek lazım. Peki Bollinger bandı bize ne diyor? Bakın arkadaşlar Bollinger üst bandı 4 saatlikte 18.700 seviyesinde. Yani orayı takip edeceğiz. Bakın arkadaşlar tekrar çizeyim. Gördünüz mü? Atıyorum birkaç saat böyle yataya bağlar. Bollinger orta bandından temas eder. Oralara bir rites yükselişi gelebilir. Öyle düşünebilirsiniz mevzuyu. Yani ilk direnç noktamız bizim Bollinger üst bandı 4 saatlikte 17.600 seviyesinde. Ve ilk destek noktamız Bollinger alt bandıdır. 16.250 bandında arkadaşlar. Orayı ge geri çekilmeleri de takip edeceğiz. Direktman sert bir şekilde aşağıya kırarsa bu sefer 6 saatlik Bollinger alt bandını takip ediyoruz. O da 15.500-600 o bölgelerde arkadaşlar. Daha sonra da orayı izleyeceğiz. Şimdi 4 saatlikte biz 21.000 dolardan beridir Bollinger orta bandını kıramadık. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel çalışıyor aslında. Yani baya bir denemesi var. Bir ihtimal üzerine iğne gelebilir. Tabi yükselen trendi de kırdığımızdan ötürü negatif duruyor. Bir de stokastiğe bakınca burada da negatif var. Düşüş devam edecek gibi duruyor. Şöyle olabilir. Rites yapar. iğne olarak çok sert bir şekilde bir daha aşağıya gidebilir. Böyle yaparsa... Stokastik arasay düşüşüne devam edebilir. Örnek vereyim. Arasaya bakıyoruz. Arasay'da da bir e, sıkıntı var. Ortalamasının altına yeniden düşmüş. Yani illa rites mi gelir yukarı? Mecbur değil arkadaşlar. Direktman düşüşüne devam de edebilir. Ama biz e, şöyle anlatayım. Rites gelip gelmeyeceğini anlamamız için şöyle 16.990 üzerine bir atmamız gerekiyor. Ondan sonra bollinger üst bandını takip edeceğiz. 17.500 seviyelerini takip edeceğiz. Yani bugün olayın özeti budur. <laughs> bir de günlük grafiğe gidelim. Bakın arkadaşlar günlükte sert düşüşlerden sonra tepki geldi. Bollinger bandının içinde kapattık. Ondan beridir alt band eğim veriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir alan oluşuyor sürekli bir geri çekilmeler yaşıyoruz. Şu an günlük Bollinger alt bandımız 16.000 dolar seviyesinde. Oralarda da önemli desteğimiz var. Normalde günlük banda girdiğinde arkadaşlar yükselişe geçer. Ama şöyle bir pürüz var. İki günlüğü açayım mesela. İki günlüğü açtığımızda da hala bollinger bandının dışındayız. Bugün bir yükseliş gelmiş misal dün. Bollinger alt bandına iğne atmış yine geri çekilmiş. Gördünüz mü? Yani iki günlük grafikte hala tehlikeli bir görüntü var. Günlük bazda da alt band eğim veriyor. Böyle dokuna dokuna da düşüne devam edebilir. Yani bu da ek bir bilgi olsun. Haftalık kapanışa az kaldı arkadaşlar. 14 saat var. Bakalım Bollinger bandının altında kapatacak mı? Kapatırsa tehlikeli olabilir. Bollinger alt bandı direnç haline gelir arkadaşlar. Yani biz bugün şöyle 16850 üstünde kapatırsak fena olmaz diye düşünüyorum. 900 pardon 16900. O zaman bir ihtimal tepki gelebilir. Ama böyle altında kapatırsak da ee, yani mesela şurayı düşünün arkadaşlar altında kapatmış daha sonra iğne ile tepki vermiş gördüğünüz gibi ama düşüşünü devam ettirmiş negatif yansımış yani umarım öyle bir şey olmaz ve şimdi bakınca arkadaşlar alçalan tepelerimiz devam ediyor haftalık grafikte yani haftalık kapanış 21 bin dolar üstünde gelirse yükselen tepe yaparız o zaman güzel bir tepki yükselişi bizi bekler. Ama dediğim gibi direnci kıracağız arkadaşlar. Videonun başında verdiğim 18.700 direncini kırmamız gerekiyor. Ondan sonra güzel hareketler bekleyebiliriz. Ama şimdilik sıkıntılı görünüyor. Çünkü direnci kıramadık. Olay bu kadar basit. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.